Merhaba arkadaşlar. Bugün beşamel soslu ve kıymalı krep rulolar yapacağız. Bunun için 2 adet yumurta, 2 bardak süt ve 2 su bardağı un ile karıştırıp krep haline getirdim. Bir tavaya sıvı yağ koydum ve bir kepçe yardımıyla ince krepler haline getirdim. Bir tencereye 1 adet soğan doğradım. 200 gram kadar kıyma, domates püresi, yarım kaşık salça ekledim. Domates salçası, karabiber ve tuz ilave ettim ve soğumaya bıraktım. Şimdi bir tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı koydum. Bunun üzerine 1 yemek kaşığı kadar da un koydum. 2-3 dakika kadar kısık ateşte kavurdum. Unun kokusu çıktı. Buradaki sebep, beşamel sosa daha çok lezzet verir, un kokmaz. 1 bardak kadar da süt ilave ettim. Birazcık karabiber, bir çay kaşığı kadar tuz, muskat varsa muskat daha çok güzel olur arkadaşlar. Tavsiye ederim. Sarma işlemine geldik şimdi. Kreplerimizin içerisine hazırladığımız kıymalı harçtan koyacağız. Yanlardan kapatıp rulo haline getireceğiz bunu arkadaşlar ve tepsimize diziyoruz. Ben 5 adet krepten yaptım. Eğer siz daha çok krepten yapmak istiyorsanız beşamel sosu çoğaltmamız gerekiyor. Yani 2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı un, 2 su bardağı da sütle ilave etmemiz gerekiyor. Krepler için bir şey söylemek istiyorum. Krepler için bir yumurta ise 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı un olmalı. Çoğaltıyorsanız 2 yumurta, 2 su bardağı süt, 2 su bardağı un veya 3 yumurta deyip bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Yani birer ölçüde olacak arkadaşlar. O yüzden içerisine kabartma tozu veya sıvı yağ gibi şeyler katmamıza gerek yok. Gayet akışkan ve güzel bir kıvam alıyor bu şekilde ölçüleriyle yaptıktan sonra. Şimdi ılık haldeki beşamel sosumuzun içerisine biraz kaşar peyniri ilave ediyorum. İçerisine katmayabilirsiniz ama daha lezzetli olur bu şekilde. Ve kreplerimizin üzerine gezdiriyorum. Bolca. Ben biraz daha yumuşak sevdiğim için çok koyuyorum. İsterseniz siz biraz daha azaltabilirsiniz. Ama böyle denemenizi tavsiye ediyorum ilk başta. Şimdi üzerine bolca kaşar peyniri ilave ediyoruz. Her tarafına gelecek şekilde. 180 derecelik ısıtılmış fırınımız var. Ve üzerine birazcık pul biber ilave ediyorum. Fırına veriyoruz arkadaşlar. Evet, fırından çıktı ve çok güzel kızarmış. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ankara Sema'nın Mutfağı Sema. YouTube kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Herkese şimdiden kolay gelsin ve hayırlı günler. Hoşçakalın.